Sohbetleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 11 Şubat'ta Türkiye saatine göre gece yarısı 03:33'te Aslan Burcu'nun 22 derecesinde Dolunay'la beraber ay tutulması meydana gelecek. 2017 yılının ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Bir diğeri Ağustos ayında meydana gelecek. Ay tutulmaları çok güçlü dolunaylardır ve etkisi sadece bir ay değil, diğer ay tutulmasına kadar aslında gündemde kalabilir. En önemli etkileri tutulmanın olduğu hafta, bir ay sonrası içerisinde de bu etkileri görebiliriz. Evet, Aslan Burcu'nda olacak bu tutulma. Güneş de Kova Burcu'nda. Güneş ve ay karşıtlığı var gökyüzünde. Dolayısıyla duygularımızın yoğunlaşacağı, bazı ikilemlerle karşılaşabileceğimiz, çatışmalar yaşayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bedensel ve ruhsal olarak kendimizi çok daha hassas ve kırılgan hissedebiliriz. Tutulmalar genellikle yaşamlarımızda bazı önemli dönüm noktalarını işaret ederler. Önemli dönüşümleri, kadersel bazı olayları, oluşumları işaret ederler. Evet, bu tutulmanın da etkisiyle tüm bunlar biraz daha doğum haritalarımızın aldığı etkilere göre tabii ki hayatlarımıza yansıyabilir. Evet, tutulma özellikle Amerika ve Asya kıtasından daha fazla net bir şekilde gözleneceği için bu bölgelerdeki etkileri yoğunlaşabilir. Tutulma an haritasına baktığımızda Türkiye saatine göre yay burcu yükseliyor olacak ve Dolunay'da haritanın 9. evinde. Dolayısıyla yay burcu temalarının yine burada öne çıktığını görüyoruz. Yönetici Jüpiter terazi burcunda olacak ve tutulma derecesinde, tutulma sırasında çok güzel açıları var, destekleyici açıları var. Bizi uzak ufuklarımıza, ideallerimize, amaçlarımıza taşıyabilecek, destekleyici bazı önemli gelişmelerle karşılaşabiliriz. Özellikle ülke içerisinde biraz daha böyle yabancı ülkelerle ilgili konular, turizm gibi kavramlar, eğitim, yüksek öğrenim, akademik konular, hukuksal konular, dış ilişkileri, büyük elçilerle ilgili konular, liderler, yöneticiler, ünlü kişilerle ilgili kavramlar tutulma sırasında biraz daha öne çıkabilir, dikkat çekebilir. Evet, Aslan Burcu sabit nitelikli ateş elementinin bir burcudur ve Zodyak'ta 5. evi yönetir. Burası bizim genel anlamda yeteneklerimizi, yaratıcılıklarımızı gösteren alandır. Çocuklarımız da bunlardan biridir. Aşk hayatımız, flörtler, eğlence, sanat, oyunlar, özellikle sahneyle alakalı her türlü konu, dikkat çekebileceğimiz her türlü alan. Şans faktörü yine Aslan Burcu ve 5. evle çok alakalıdır. Organizasyonlar, sosyal kavramlar Aslan Burcu tarafından yönetilir. Biraz daha kendimizin öne çıkmak isteyeceği, dikkat çekmek isteyebileceğimiz bir dönem ve birçoklarımız içinde belki yetenekleriyle, yaptıkları çalışmalarla kendilerini toplum içerisinde öne çıkartabilecekleri, gösterebilecekleri, takdir edilebilecekleri bir dönem olacak. Aslan tutulması dönemi. Çocuklarla ilgili yine çok önemli gelişmeler olabilir. Sanatçılar yine gündemde olabilir ve en önemlisi liderler, özellikle gerek ülkemizde gerek dünya üzerinde önemli liderler, yöneticiler, önemli aileler, biraz asaletle ve soylulukla da alakalı olduğu için Aslan Burcu bu tarz konulara da dikkat çekebilir. Evet, özellikle tabii ki sabit burçlar, Aslan, Kova, Boğa, Akrep burçları için bu Dolunay etkisi duygusal hassasiyetlerin biraz daha yoğunlaşacağı, onların yaşamlarında ailevi konuların, ilişkilerin, kariyerle ilgili kavramların biraz daha öne çıkabileceği bir tutulma enerjisi veriyor. Kova'yla beraber Aslan, Kova, Terazi, İkizler, diğer hava grubu burçlar, Yay burcu, Koç burcu içinde oldukça enerjik, sürprizli, gerçekten büyük şans olarak tanımlayacakları, güçlü yardımlarla da karşılaşabilecekleri oldukça özel etkiler de barındırıyor bu tutulma. Jüpiter-Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Aynı zamanda Jüpiter'in Ay ve Güneş'e yaptığı üçgen açı, Uranüs'ün Ay ve Güneş'le yaptığı üçgen açı,
Bunlar her zaman rastlayabileceğimiz açılar değil ve gerçekten birçoklarımız için hayatımızda önemli kırılımlar ya da tıkanmış konularda hızlı açılımlar getirebilecek, bir şekilde bizi hak ettiğimiz konulara ulaştıracak ve başarı elde edebileceğimiz de bir tutulma yaşayacağımızı söyleyebilirim. Evet, tutulmayla beraber özellikle tutulmayı takip eden günlerde Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçları biraz daha yaşamlarında, yaşamlarının önemli temellerinde, önemli yapı taşlarında biraz daha ciddi kırılımlarla, ciddi dönüşümlerle karşılaşabilirler. Ruhsal ve bedensel olarak hassas olabileceğimiz için kendimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Aslan burcu bedenimizde kalp ve dolaşım sistemini, sırt bölgesini, omurgayı özellikle yönetir. Ve bu bölgelerde tabii ki özellikle hassasiyeti olanların, kronik sağlık sorunları olanların bu bölgelere biraz daha özen göstermeleri gerekiyor. Tansiyon da yine kova, aslan hattındaki tutulmalarda tansiyon ve tansiyona bağlı konularda hareketlenebilir. Uranüs-Jüpiter karşıtlığı da zaten zaman zaman enerjimizi, özellikle sinirsel enerjimizi, stresimizi kontrol etmekte zorlanabileceğimizi işaret ediyor. Özellikle heyecanlı, beklemediğimiz ve ani durumlarla karşılaşırsak yaşamlarımızda, evet bunlar biraz böyle sinirsel kökenli dolaşım sistemi rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Özellikle kronik sorunu olanlarının biraz daha fazla bu dönemde dikkatli ve temkinli olmasında fayda var. Hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda tutulma etkilerini izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.